Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki NATO zirvesinin ilki tamamlandı. İsveç'ten, Finlandiya'dan gelen heyetler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüştüler. Toplantı tam 5 saat boyunca devam etti. Bu toplantıda Türkiye'nin talepleri hem İsveç'e hem de Finlandiya'ya bir kez daha yüz yüze iletilmiş oldu. Toplantı biter bitmez de İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, kameralar karşısına geçti ve bakın neler söyledi. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşmeyi bu sözlerle özetledi. 1999 senesinde NATO üyelik süreciyle ilgili bir temel ilkeler, kurallar ve prosedürler manzumesi açıklamış idi. Bizim beklentimiz ki NATO'nun kendi iç tutarlılığı açısından da olması gereken bu kuralların ve prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Bunun dışında bir oldu bittiğiyle aceleye getirerek Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı bir ortamda bir sürecin ilerletilmesinin mümkün olmayacağını açık ve net bir şekilde tekrar ifade ettik. Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetler Ankara'daki ilk toplantısını yaptı. 5 saat süren görüşmelerin ardından kameralar karşısına Türkiye heyetinin başında bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçti. Biz muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren örgüt olarak 251 insanımızın şehadetine, 1200'den fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan menfur bir terör örgütü olduğunun da altını çizdik. İlgili kurumlarımızın hazırladığı bilgileri, belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık. Kalın'ın dikkat çektiği bir diğer başlıksa savunma sanayi alanındaki kısıtlamalardı. Türkiye'ye karşı uygulanan açık ya da kapalı, dar ya da geniş kapsamlı her tür savunma sanayi ile ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Bir olumlu tavrı biz gördük bu toplantıda. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını prensip olarak doğru bulmuyoruz. Kalın'ın gündeminde iadesi istenen teröristler de vardı. İade talepleri konusunu da gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi bizim bugüne kadar İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Bunların sebeplerini incelediğimizde, dosyaları ve raporları önlerine koyduğumuzda da burada bizi ikna edici hiçbir adli hukuki gerekçenin ortaya konmadığını da gördük. Kalın'a talepler karşısında konuk heyetlerin tavrı da soruldu. Bize Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini anladıklarını ve bu yönde adım atmak için bir iradenin oluşmaya başladığını ifade ettiler. Türkiye'nin masadan kalkmayacağını da vurgulayan Kalın, diğer görüşmelere ilişkin takvimin henüz netleşmediğini belirtti. İsveç ve Finlandiya'dan somut adımların bekleneceğini söyledi.